Evet efendim, Ankara Arena'dayız. AK Parti'nin 3. olağanüstü kongresi resmen başladı. Artık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın kongreye, 3. olağanüstü kongreye katılması bekleniyor. Başbakan Binali Yıldırım az önce Çankaya Köşkü'ndeki köşkünün karşısındaki Başbakanlık konutundan ayrılış görüntülerini ekrana getirmiştik. İşte Başbakan Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı almak için Beştepe'ye, külliyeye gitti. Oradan onu alacak, beraber gelecekler kongreye. Dolayısıyla bu anı da canlı olarak vereceğiz. Arkadaşımız biz Hüseyin Yayman'la, Kültür ve Turizm Bakanı, Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman'la konuşmamıza devam edeceğiz ama arkadaşımız Özkan Özcan, külliyenin önündeki arkadaşımız hazır. Hazırmış. Evet, yönetmen arkadaşım uyarıyor. Özkan, nedir bize külliyedeki son durum? Başbakan girdi mi içeriye? Yok. Açıkçası şu an Başbakan Binali Yıldırım gelmedi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne. Ancak şunu belirtelim, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Başbakan Binali Yıldırım buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden birlikte çıkacaklar ve Ankara Arena Spor Salonu'na geçecekler. Birazdan da yavaş yavaş öncü birlikler, Cumhurbaşkanlığı'nın öncü birlikleri buradaki Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi ve Çiftlik Caddesi'ni trafiğe kapatacak ve daha sonra da yol güzergahı boyunca da Ankara Emniyeti ve Cumhurbaşkanlığı muhafız korumaları da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ı bu yol güzergahı üzerinden Ankara Arena Spor Salonu'na geçeceklerini belirtebiliriz. 998 gün sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha AK Parti'nin genel başkanı olacak ve 33 ay sonra AK Partilerle bir araya geleceğini söyleyebiliriz. Salonda da ve salon dışında da Ankara Arena Spor Salonu'nda büyük bir coşku var. Herkes Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beklediğini belirtelim. Biz de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki mesaimiz devam ediyor aslında. Kameraman arkadaşım Harun Aksoy da gösteriyor. Şu anda burada polisler yol güvenliğini almış durumda. Özellikle hem Ankara Arena Spor Salonu'nda hem de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de burada yoğun güvenlik önlemleri var. Ve birazdan da Başbakan Binali Yıldırım buraya gelecek ve burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Ankara Arena Spor Salonu'na geçeceklerini söyleyebiliriz. Biz de izleyicilerimize an be an buradaki gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü de tabii ki Ankara Arena Spor Salonu'na bırakalım. Özkan Özcan'a, külliye önündeki arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Evet, saatlerimiz 11'e 3 geçiyor artık. Kısa bir süre sonra Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birlikte külliyeden yola çıkacaklar. Biz değerlendiriyorduk. Nuri Bey, İhlas Medya Ankara Grup Başkanı, o da geldi. Hoş geldiniz Nuri Bey. Nuri Bey, size sizinle konuşmadan önce Hüseyin Bey'i uzun süredir burada misafir ediyoruz. Aslında bir toparlayalım, hem de böyle sizi uğurlayalım o toparlamadan sonra. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok önemli bir an. Türkiye tarihinin, dünya tarihinin en önemli olaylarından bir tanesiyle karşı karşıyayız. En önemli değişim, en büyük değişim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın partinin başına gelmesidir. Bundan daha büyük bir değişime, büyük bir söze gerek yok. Onun gelmesiyle beraber, hani bir şey değişir, her şey değişir sözünde olduğu gibi, inşallah Türkiye bugünden itibaren daha kendinden emin adımlarla ileriye doğru, daha büyük reformlarla, daha büyük heyecanla, daha büyük hamlelerle, daha büyük adımlarla, hangi kavramı kullanırsa kullanalım, daha ama ana fikri daha güvenle, daha emin adımlarla yoluna devam edecek. Çünkü aslında sizin sözlerinizden bir tane beni heyecanlandıran bu orta gelir tuzağından kurtulup 20 bin dolarların üzerine sıçrama yapma beni bayağı bir heyecanlandırdı. Demek ki hani siz de bu işleri yakından takip eden bir Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü ekonomik mesajları da gerçekten dikkat çekici olacak. Tabii çok önemli olacak. Çünkü Türkiye'nin yeni bir hikayeye ihtiyacı var. Yeni bir başarı hikayesine ihtiyacı var. AK Parti iktidara geldiğinde biraz önce konuştuk, altını çizmekte fayda var. Güzel şeyleri tekrarında yarar var. Şimdi mesele şu, AK Parti iktidara geldiği zaman Türkiye'deki üniversite sayısı 67-68'di. Şimdi 180'in üstünde üniversite var. 3 katına çıktı. Kişi başına düşen milli gelir 3000 dolardan 11 bin dolara geldi. Yeter mi? Yetmez. Peki ne yapmak lazım? Türkiye'yi 20 bin dolara çıkartmak lazım. 2023 hedefine, 2000
71 hedefine, 2053 hedefine götürebilmek. Yani Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesi düzeyine çıkartabilmek için topyekün bir seferberlik lazım. Demokrasi seferberliği, değişim seferberliği, reform seferberliği ve çok önemlisi ekonomik seferberlik. Şimdi bunların hepsi olduğu zaman o zaman Türkiye kendinden daha emin adımlarla ileriye doğru yürümeye başlayacak. Aksi takdirde Türkiye'deki işte mevcut problemleri biliyoruz. Nelerle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Buradan ileri gitmenin çok önemi yok. Ben sözü fazla uzatmayayım. Çok değerli Nuri abi burada. Onu da dinleyeceğiz zaten. Ben teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun kongremiz. Bakın göreceksiniz inşallah yarının Türkiye'si bugünkünden daha güzel olacak. Ben çok ümit varım. Hem partimizle ilgili hem Türkiye ile ilgili. Bakın önümüzde 2019 seçimi var. Biz bütün büyük şehirleri yeniden kazanacağız. İnşallah bütün belediyeleri kazanacağız büyük oranda. 2019'da Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Cumhurbaşkanlığı seçimine şimdiden muhalefet birliktelik üzerinden bir karşıt kampanya yapıyor olsa da o seçimde inşallah Türkiye'nin sonucu belli. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar teşekkür ediyorum ben. Hayırlı uğurlu olsun. Hüseyin Yayman, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Toparlamaları çok anlaşılabilir, kısa ve net bir şekilde yaptığınız için. Ben başarılar. Sağ olun. Çok sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Aslında bir önemli konuğum daha var. Az önce tanıştırdım. İhlas Medya Ankara Grup Başkanı ve Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Sayın Nuri Elibol. Nuri Bey, siz siyasi okumaları da iyi yapan birisiniz. Şimdi tabii yeni bir değişimden, ikinci bir değişimden söz ediliyor. Yeni bir dönemden söz ediliyor. İşte bu temanın, bu üçüncü olağanüstü kongrenin temaları arasında yeni atılım dönemi, demokrasi, değişim, reform. Dolayısıyla hani 2002'den bu yana baktığımız zaman gerçekten biz farklı bir noktaya geldik. Bir kilometre taşı daha geride bırakıldı. Söz sizin. Şimdi aslında bugünün en önemli mesajı şu: Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı halkın seçtiği günden bu yana çift başlı bir görüntü var. Bir, halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı var. Bir de yine halkın seçtiği bir hükümet ve başbakan. Bu çift görünüm, çiftli yapı, bürokrasinin yavaş işlemesine, milletvekillerinin başbakana mı bakayım, cumhurbaşkanına mı bakayım deyip ikili bir düşünce yapısına düşmesini, devletin önemli kararlarını veren mekanizmaların yine başbakana mı bakayım, cumhurbaşkanına mı bakayım diye ikili bir düşünce yapısına düşmesine sebep olan şeyler var. Tüm bunlara baktığınızda bugün Türkiye artık çift başlı sistemden kurtuluyor. Yani Türkiye sistem değişikliğinin ilk ayağı olan partili cumhurbaşkanı veya cumhurbaşkanının partisiyle ilişkisinin tekrar kurulduğu bir döneme geçiyor. Evet. Atatürk'ün döneminde olduğu gibi, rahmetli İnönü'nün döneminde olduğu gibi. Böyle bir döneme geçiyor. Bu neye yarayacak? Bu şuna yarayacak. Artık kararları bürokrasi veya devletin diğer mekanizmaları veya icra makamı, bakanlar kurulu, bakanlar artık bir şeye düşmeyecekler. Bir ikileme düşmeyecekler. Artık kararların, icranın tek noktadan yönetildiği bir yapıya geçişin ilk adımını atacağız bugün. Evet. Bir de Cumhurbaşkanı'nın, daha doğrusu devlet adamı dediğimiz, devleti temsil eden Cumhurbaşkanı artık bir sistem değişikliğine gittik. Bugünden itibaren devleti temsil etmiyor. Hem siyaseti hem de milleti temsil eder hale dönüşecek. Yani milletle veya siyasetle bugün bağını kuracak. Devlet millet el ele sloganının ilk defa bugün karşılığını yaşayacak. Evet. Öbür tarafta eskiden Cumhurbaşkanı devleti temsil eden, asık suratlı, bürokrasiyi temsil eden, sadece prens sistemi görevi gören, sadece devleti koruyan, milletle çok bağı olmayan, milletin hassasiyetlerinden bir haber, sadece devlet ve rejim refleklerini koruyan, rejimin ve devletin bekçiliğini yapan bir kurumdur. Bugünden itibaren artık siyasetle o söylediğimiz kurum birleşecek. Devlet millet el ele sloganı gerçeğe dönüşecek. Artık Cumhurbaşkanı'nın siyasetle, daha doğrusu siyaset dediğimizde milletle bağı kurulmuş olacak. Ve bu yapı artık tek yapıya dönüşecek. Bu da beraberinde daha hızlı karar vermeyi, daha hızlı karar almayı,
bürokrasinin tek kişiye bakmasını veya tek iradeye yönlenmesini, bürokrasinin o iradeye ayak uydurmasını, bunları sağlıyor. Siyasi istikrar getirecek beraberinde hızlı hükümet, hızlı karar alan, hızlı karar veren, hızlı hareket eden bir icra göreceğiz bundan sonra. Başka bir şey daha göreceğiz. Bundan sonra ikinci bir atılım dönemi derken AK Parti'nin, hoca biraz önce gayet güzel özetledi, yeni bir hikaye ihtiyacı var. Türkiye mevcut hikayeyle 11-12 bin dolar bandına oturdu. Ve Türkiye'nin etrafında buna rağmen bir ateş çemberi var. Bu ateş çemberine rağmen ekonomik büyümesini çeyrek bazda yürütüyor. Türkiye'nin 2.8'lere razı olma şansı yok. 2.8'ler, 2.9'lar, 3'ler, 3'lük büyümeler Türk toplumunu kesmiyor. %49'un, %51'in biraz da anlamı o. Yani Türkiye artık eski %7'leri arıyor. %6'ları, 7'leri doğru arıyor. Türk insanını tatmin edecek AK Parti, Türk insanını buna alıştırdı. Yani 2002'den bu yana, kurulduğu günden bu yana yaptığı icraatlarla Türk insanı artık %3'lere, %2.8'lere razı olmuyor. Daha büyük atılımlar bekliyor. %7'ler bekliyor, %8'ler bekliyor. İşsizlik anlamında %5'lere düşen bir işsizlik oranı bekliyor. Daha büyük reformlar bekliyor. Tabii etrafımızda herhalde bu dönemden sonra, yarından sonra bir terörle mücadelede daha etkin bir yapı göreceğiz. Evet. Daha hızlı hareket eden, tek elden karar veren, bütün bürokrasinin İçişleri Bakanlığı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'na, Genelkurmay'dan Jandarma'ya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden İstihbarat Teşkilatları'na kadar daha hızlı karar veren bir hükümet, daha hızlı hareket eder. Terörle mücadelede daha etkin bir yapı göreceğiz. Ekonomik reformları daha hızlı hayata geçiren, daha hızlı ekonomik reformlar yapan ve bunu da hayata sokan bir Türkiye bekliyor. Ya ben önümüzü yarından itibaren terörle mücadelede, ekonomide, reformlarda hızlı hareket bekliyorum. Demokratik reformlarda aynı kararlılık olacak mı olmayacak mı benim endişelerim var. Endişelerim de şu yüzden, Türkiye terörle mücadeleye devam ediyor. Türkiye birçok örgütle mücadelesine devam ediyor. Bu kadar örgütle mücadele ederken terörle mücadeleyi düzeltiyorum. Demokratik reformları teröre rağmen gerçekleştirmek çok kolay bir şey değil. Hem terörle mücadele edeceksiniz içeride, dışarıda, bin bir çeşit örgütle, 7-8 örgütle mücadele edeceksiniz. Hem de demokratik reform yapacaksınız. Bu çok kolay bir şey değil. Bunları birbirinden ayırarak reform yapmak çok kolay bir şey değil. Evet, şimdi Nur Bey teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz ama bir taraftan da yeni bir konuğumuz var. Star Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Mustafa Kartoğlu. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Mustafa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için külliyeden çıkış hazırlığının verildiğini de aktaralım son dakika bilgisi olarak. Yani öyle görülüyor ki işte şu an saat 11.13'ü gösteriyor. Kısa süre içerisinde bu çıkış gerçekleşirse, ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o zaman dışarıda da bir konuşma yapacağını varsayacak olursak 11.30 civarlarında arenada olmasını bekleyebiliriz. Mustafa Kartoğlu, senle devam edelim. Şimdi Nuri Bey ağırlıklı olarak ekonomiden bahsetti, terörden bahsetti, yeni bir hikayeden bahsetti. Tabii bugün de Türkiye 1923 ruhuna dönüyor aslında bana göre. Niye? Çünkü partili cumhurbaşkanlığı belki bizim hayal bile edemediğimiz, yani geçmişte çok tartışılan, işte bir taraftan evet şu an Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumaları külliyeden ayrıldı, bir taraftan da arkadaşlarımız o görüntüyü getiriyorlar. Bu arada biz de sohbetimize başlayalım istersen. Ne dersin bu partili cumhurbaşkanlığı ile ilgili olarak? Hani tarafsızlık konusunun da tırnak içinde tartışıldığı ortamda. Bu yeni bir dönem. Bu yeni dönem görülecek. Bundan önce de demokrasi içerisinde Türkiye bir takım değişiklikler yapmıştı. Yeni dönemde yani tarafsızlık meselesi aslında bir parti üye olmakla taraf olmak, bir partinin hizmetinde veya olmak. Veya partiyle ilişkili kesinlikle tarafsız olmuyor. Ya öyle değil. Bu iş bunun böyle olmadığını aslında başka makamlardan biliyoruz. Yani başbakanlıklardan biliyoruz, belediye başkanlıklarından biliyoruz. Bir parti tarafından Mustafa Kartoğlu, çok özür diliyorum, araya giriyorum. Tüm milleti hizmet ederler. Evet, şu an gördüğünüz gibi Beştepe'nin yokuşu. Burası 3 numaralı kapının önü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koruma araçlarıyla birlikte işte Millet Camisi'nin önüne ulaşmış durumda. Canlı olarak külliyeden arenaya getirilişini TGRT ekranlarından an be an
izleyeceksiniz sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yola çıktı. Program aslında dakika olarak bize belirtildiği şekilde işlemeye devam ediyor. Bir taraftan da tekrar güvenlik önlemlerinin önemli olduğuna dikkat çekelim. Buraya girerken 4 ayrı güvenlik noktasından biz geçtik. Havada 2 helikopter sürekli uçuş gerçekleştiriyor. Yerle irtibatını bir taraftan sağlıyor. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işte görüyorsunuz. Yanında eşi Emine Erdoğan'ı da gördük. Emine Hanım'la birlikte Ankara Arena'ya doğru gelmeye başladı. Artık dakikalar itibariyle burada olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Başbakan Binali Yıldırım'la birlikte Ankara Arena'dan içeri girecekler. Dışarıda arenanın en azı 2-3 kat kalabalık var. Dolayısıyla biz Cumhurbaşkanı'nın dışarıda da halka gelen partililere hitap etmesini bekliyoruz. Mustafa Kartoğlu, kusura bakma araya girdim. Estağfurullah ya, bütün yol boyunca anlatacaksan. Şimdi dolayısıyla bir tarafsızlık, evet, Cumhurbaşkanı'nın uygulamasına bağlıdır. Bir partili olmak tarafsızlığa mani değildir. Dediğim gibi bunu başbakanlıktan, belediye başkanlıklarından falan biliyoruz. Ha, eksik ya da yanlış uygulanmıştır ayrı bir bahis ama esasında olmadığını söyleyebiliriz özellikle başbakanlarla ilgili. O yüzden yeni bir döneme giriyoruz. Bundan önceki dönemde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti olduğu dönemde de benzer bir şey söylüyordu. Dolayısıyla bir tarafsızlıktan tartışmanın bir manası yok. İkincisi, doğrudan halkın seçimiyle birlikte başlayan bir Cumhurbaşkanı halk bütünleşmesi vardı. Ama bunu mış gibi yaparak, yani siyasetin dışında tutmaya çalışarak sanki bir şekilde anayasanın arkasından dolanıyordu. Yani biraz mış gibi yapılan dönem bitmiş oldu. Şimdi işin gerçeği var. O da şu: bir Cumhurbaşkanı artık bundan sonra halkın oyuyla gelecek. Halkın oyu seçimi kampanyası elbette bir organizasyon tarafından yürütülecek. Bu organizasyonda parti organizasyonu olacak. Neden? Çünkü bir partinin demokrasi içinde partilerin ülkeyi yönetme, ileri götürme, daha iyi daha büyütme vesaire filan iddiası var. Bu iddiası olmayan birinin Cumhurbaşkanı adayı göstermesini bekleyemezsiniz. Cumhurbaşkanı kampanyası yapmasını beklemez. Dolayısıyla bir parti bunu halledecek. Geçtiğimiz dönemde de AK Parti yapmıştı. Bayrak kullanımı, parti, evet, bayrağı kullanılmamıştı. Türk bayrağı kullanılmıştı, evet, ama aslında esasen bir şey değişmiyor. Biz biliyoruz bunun ne olduğunu. Bu bakımdan şu an bu, ben Erdoğan'ın biraz sonra ekrandaki görüntüdeki kürsüde, sonra da arenadaki, salondaki kürsüde bir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye adını koyduğumuz, dünya genelinde başkanlık sistemi olarak bilinen bu sistemle yönetilecek. Evet. Doğrudan başkanı halk seçecek, başkan kuracağı kabineyle ilgili halkın onayını alacak. İyi kabine kuramazsa seçilemeyecek, iyi kabine kurarsa seçilecek. Bütün sorumluluk ona ait olacak. Doğru. Yetki de ona ait olacak. Ama vatandaşın elinde çok önemli bir enstrüman daha var. Asıl enstrüman parlamento. Parlamento daha çok sayıda milletvekili tarafından, daha dar alanda daha sayıda vatandaş tarafından seçilecek ve Cumhurbaşkanı'nı isterse daha iyi çalıştıracak. Eğer çalışkan ve işini becerebilen başarılı bir Cumhurbaşkanı varsa ona destek, evet, verecek. Değilse de değiştirmesinin önünü açabilecek. Sevgili Kartoğlu, şimdi biraz sevgili seyircilerimizi Ankara Arena'nın dışına taşıyalım. Başbakan Binali Yıldırım Ankara Arena'ya ulaştı. Eşi Semih Hanım'la birlikte geldi Başbakan Binali Yıldırım da hemen Ankara Arena'nın dışında ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı karşılamak üzere hazır aslında AK Partililer. Hemen Başbakan'ın yanında Hayati Yazıcı'yı, onun yanında Genel Başkan Yardımcılarından Mustafa Ataç'ı görüyorum ve az önce yönetmen arkadaşım yine görüntüye getirdi. Orada bir düzenek kurulmuş, konuşma düzeneği. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan otobüsün üzerine çıkacak ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen partililere burada Ankara Arena'da hitap edecek. Bakanlar, milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, grup başkan vekilleri hepsi Ankara Arena'nın dışında. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da
gelmek üzere. Artık bir dakika içerisinde burada olacak. Cumhurbaşkanı'nın danışmanlarını da Ankara Arena'nın hemen dışında görüyoruz. Gerçekten tarihi anları, tarihi dakikaları yaşıyoruz. Uzunca bir aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk koruma aracı ulaştı. Belirttiğimiz gibi şimdi biraz sonra kendi makam aracını göreceğiz. Emine Hanım'la birlikte araçtan inecek. Ve 1960 anayasasıyla kaldırılan sistem geri geliyor. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracı da göründü ve Ankara Arena'nın hemen dışında durdu. Evet, şimdi görüyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Hanım'ı. Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semih Hanım karşılıyor hemen Ankara Arena'nın dışarısında ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan araçtan indi. Çok tarihi bir an, ne dersiniz? Elbette, yani bu daha önce gördüğümüz sahnelerden farklı sonuçları olacak. Benzer sahneleri çok gördük ama farklı sonuçları olacak ilk sahne. Biraz da tabii insanlar, dışarıdaki insanlar, buradakiler, televizyon ekranı başında olanlar, AK Parti seçmenleri, seçmen olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, bundan sonraki dönemin şifrelerini ya da neler olacağına dair ilk işaretleri biraz sonraki yapılacak konuşmalardan alacaklar ve bundan sonra artık bu Türkiye'nin yönetimine yansıyacak sözler olacak bunlar. Önemli olan bu. Bir kısmı belki endişeyle bekliyordur ama büyük bir kısmının umutla beklediğini pekala söyleyebiliriz. Evet. Endişeden kastım da şu: AK Parti'ye oy vermeyen, Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar oy vermeyen yahut destek vermeyenlerin de önemli bir kısmının umutla beklediğini söyleyebilirim. Çünkü herkes sonuçta bu ülkenin vatandaşı ve bu ülkenin geleceğini ama düşünüyor. Ama bu konuşmadan sonra, bugün yapacağı konuşmadan sonra belki o %48'e, %49'a da rahatlatacak, önemli, onları da kucaklayacak mesajlar olacak bekleniyor, bu konuşmanın bekleniyor. Görüyorsunuz şimdi Şırnak pankartını. Evet. Müthiş bir kalabalık var Nuri Bey. Mustafa Kartlıoğlu. Bir kalabalık var. Bunu sadece bir parti kongresi gibi görmek doğru değil. Yaptığımız sistem değişikliğinin, millete gözlüğümüz sistem değişikliğinin partiye üye olduktan sonraki ilk önemli adımı bu adım. Yani siz başkanın veya cumhurbaşkanının siyasetle, daha doğrusu milletle, seçmenle irtibatını kuruyorsunuz. Bu kongreyle tekrar seçmenle, halkla, milletle irtibatını tesis ediyorsunuz. Doğru. Bu önemli bir şey. Burada vereceği mesaj, önümüzdeki iki yılı kapsayacak mesajlar olacak. Önümüzdeki iki yıl Türkiye'nin beklentilerine, insan hakları alanında, demokrasi alanında, ekonomi alanında, değişim alanında, eğitim, sağlık alanında çok evet. önemli mesajlar bir bekliyorum şey, ben bugün. Sen Cumhurbaşkanı evet. otobüsün üzerine çıktı. Evet. Şeyi de bekleyecek olursak, 60 yaklaşık içi, salonun içi ve dışı olarak değerlendirildiğinde 60 bin ile 100 bin arasında bir daha fazladır. Rakamın yani, daha fazladır. Ben Ulus'tan geliyorum. Ulus'tan buraya kadar tıklım tıklım insan seli var. Yani daha fazladır. 100 bini çok rahat bulmuş. 100 binlik evet. Türkiye'nin dört bir yanından gelenlerin toplam sayısının salonu içi dışı itibariyle evet. ve şu an Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşleri olduğu halde birlikte yanlarında Ankara Arena'nın dışında toplanan partilileri tırnak içerisinde veyahut bu kongreyi izlemeye gelen vatandaşları, burada olmak isteyen herkesi beraber selamlıyorlar. Bu tablolar, aslında benzer tablolarla karşılaştık ama sonuçları bu kez farklı olacak dedin Mustafa Kartlıoğlu. Tabii farklı olacak ya, hatırlayın yani şimdi sonuçta Erdoğan, yani işin sahibi tırnak içinde, hareketin lideri tekrar işinin başına dönüyor. Yani devletin başında evet ama şimdi işinin evet. başına dönüyor. Çok önemli. Başbakanı dinliyoruz. Saygıdeğer hanımefendi, sevgili yol arkadaşlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. AK Parti kongreleri bir şölendir, bir bayramdır. İşte güzel bir bayramı bugün birlikte yaşıyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. AK Parti teşkilatının mensupları olarak hasretin vuslata dönüştüğü anı yaşıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım.
Hoş geldiniz sayın liderim. Değerli kardeşlerim, kongremize başlayacağız. Ben burada sözlerimi tamamlıyorum ve hepinize sevgi, saygı, muhabbetlerimi sunuyorum. Hazır mıyız Türkiye? Vakit tamam. İşte ezilenlerin gür sesi, suskun dünyanın hür sesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Değerli yol arkadaşım, Genel Başkanımız Sayın Binali Yıldırım Bey, sevgili yol arkadaşlarım, sizleri 998 gün sonra en kalbi duygularla selamlıyorum. Fiili bir ayrılığımız vardı ama bugün yine sizlerle beraberiz. İnşallah sevgili yol arkadaşlarım, sizlerin heyecanı heyecanımızdır. Sizlerin coşkusu coşkumuzdur. Sabah 4'ten itibaren sizler buradasınız. Bu 3. olağanüstü kongredeki heyecanı paylaşmak üzere buradasınız. İzmir'den gelen bir minibüste maalesef bir kazanın olması bizleri üzdü. Allah'a hamd ediyoruz. Herhangi bir ölü söz konusu değil. Yaralılarımıza şifalar diliyorum. Kardeşlerim, içeride bunalan bir hava var. O havayı bir an önce inşallah rahatlatalım istiyorum. Ve siz kardeşlerime bu uzun yolculukta, uzun ince bir yoldayız dedik ya, gidiyoruz gündüz gece dedik ya, İnşallah gündüz gece yürümeye devam edeceğiz. Ve emaneti bugünlere kadar taşıyan değerli yol arkadaşım, gönüldaşım Binali Yıldırım Bey'e de tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Fakat sizler de biraz sonra izleyeceksiniz. Bakın önümüzde 2019 var. Mart'ında yerel seçimler var. Kasım'ında parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimi var. Onun için durmak yok. Çok çalışacağız. Tevazu elden bırakmayacağız. Ama unutmayın, bizim kapı kapı dolaşma geleneğimiz var. Kapı kapı dolaşmaya da devam edeceğiz. Gerek hanım kardeşlerim, gerek gençler, gerek ana kademe, çok çalışacağız. Ve üzerimizdeki spekülasyonları, evet, sandıkta cevabını vererek yine yok edeceğiz. Sizleri daha fazla bekletmeden içerideki kardeşlerimizle ekranda buluşturalım istiyorum. Hepinize en kalbi duygularla eşlerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Allah yar yardımcımız olsun diyorum. Teşekkürler Cumhurbaşkanım. Teşekkürler Başbakanım. Thank you.
bekliyoruz. Teşekkürler Türkiye. Tek sevdamız Türkiye. Tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim. İzmir bizim, kan bizim. Bitmeyen heyecan bizim. Tek sevdamız Türkiye. Evet efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dışarıda aslında yüz binlere ulaşan kalabalığa içeriğiyle beraber bakıldığı zaman rakamlar bunu gösteriyor. Hitap ettiğini görüyoruz. 998 gün sonra tekrar merhaba dedi, tekrar yuvaya döndü. Önemli iki konuğum daha var. Hadi Özışık ve Süleyman Özışık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun bu arada. Aileye de hoş geldiniz TGRT'ye. Hep ailedeydik zaten. Evet. Hiç ayrılmamıştık ki Batuhan. Dinliyoruz. Şimdi atmosfer güzel. Yani geçmiş yıllara baktığımızda çok kongre yaptı. Bu salonda çok kongre yapıldı ama tabii Tayyip Erdoğan ismi yetiyor. Yani az önce dışarıda yaptığı konuşmaya baktığımızda ve salon içerisi ve dışarısı hep bak birlikte izlediğimizde muazzam bir kalabalık var. Coşkulu. Yani hani salonlarda biz yıllarca senle benle Süleyman takip ettik. Salonlar doludur ama coşku olmaz. Coşku olur, alkış olmaz. Burada aradığınız her şey var. Yani aslında bugün yeni bir hikayeyle de biz karşılaşıyoruz. Yeni evet. Bir hikayeye, yeni bir tarihe de şahitlik ediyoruz. 1923'lerin kodlarına hayal bile edemezdik hani partili cumhurbaşkanlığı konusunu. Yani bence bu partili cumhurbaşkanı konusu bence Türkiye için hayırlı olmuştur. Kongre salonunda ben yanılmıyorsam beni düzeltin şeyle başlayacak. Yani yeni bir şarkı yeni değil de uzun ince bir yol. Evet, yoldayım. Zaten orada şey başladı. Tayyip Bey gelmeden önce şarkı ekranda döndü. Tayyip Erdoğan, Aşık Veysel'in uzun ince bir yol yoldayız. Yoldayız türküsüyle yola başladı. Nakaratları da kendisi söylüyor. Aynen. Oraya başlıyor. O yolculuğa devam edecek. Ben de devam edeceğim ama Süleyman da bir görüşlerini alsın diyorum ben. Tabii Süleyman Bey'in görüşleri önemli. Ben aslında ona şunu söylemek istiyorum. Tekrar merhaba dedi AK Parti'ye. Hani bakıldığı zaman biz böyle bir şeyi aslında yeni de konuşmuyoruz. Neredeyse 1987'den itibaren bu başkanlık konusunu, parti cumhurbaşkanlığı konusunu Özal'la beraber konuşmaya başladık ama neredeyse 30 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra bu geçiş olabildi, bu siyasi geçiş. Ne dersiniz? Şimdi Türkiye'de gelecek geçmişin kodlarıyla tartışıldığı için bazen çok yanlış şeyler tartışabiliyoruz. Bu sürecin Türkiye'ye çok hayırlı olacağını önümüzdeki dönem göreceğiz. Yani şundan dolayı göreceğiz. Teşkilatçılıktan gelen, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan gelen ve Başbakanlıktan, Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen Türkiye'nin en tecrübeli ve kuşkusuz dünyada lider arayışının da olduğu dünyanın en karizmatik liderlerinden biri Erdoğan. Bu anlamda yeni bir başlangıç yapıyor ve biraz da iddiayla söyleyeceğim. 2002'den sonra belki 7 Haziran... Şu an rakamı veriyorum. Polis tesislerinden geçen rakamı bana iletilen salonun içi ve dışıyla beraber 80 bin kişi Ankara Arena arayasında bölgesinde 80 bin kişi var. Muhteşem. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın hakikaten adı yetiyor ve Recep Tayyip Erdoğan çok önemli bir dönemde AK Parti'nin başına tekrar geçiyor. Çünkü bir süreç geçirdik. 7 Haziran, ondan sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın yine kişisel iradesiyle gelen bir Kasım seçimleri zaferi ve ardından referandumda kıl payı bir başarı. Şimdi taban çevredeki insanlar bilir, ben şehir şehir dolaşan birisiyim. Evet. Konferanslarda tabanın Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, AK Parti'den çok ciddi bir beklentisi var. Bir temizlik beklentisi var. Evet. Bu arada geldikçe evet. Kıyamet kopuyor. Burası sallanmaya başlıyor. Evet, aynen öyle. Cumhurbaşkanı arenada. İşte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Birliğimizin beraberliği.
birliğimizin, kardeşliğimizin teminatı. Türkiye sevdalı lider, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, hoş geldiniz, şeref verdiniz. İşte milletiyle aynı düşünen lider geliyor. İşte ecdadına her yerde anlatan lider. Daima hakkı savunan. İşte yüreğinde millet sevdasıyla gece gündüz durmadan çalışan lider geliyor. Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, saygıdeğer eşi Emine Erdoğan hanımefendi, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve saygıdeğer eşi Semiha Yıldırım hanımefendi sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyor. Teşekkürler Türkiye. Kalkınan, gelişen, güçlü ülkemizin güçlü lideri, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. Milletimizin onuru, ülkemizin gururu, güçlü ülkemizin güçlü lideri, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan.